Muhterem kardeşlerim, bugün böyle bir saatte bu salonu şereflendirdiniz. Hepinize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu bu şartlar içerisinde, özellikle yaratılmış bir korku imparatorluğunun içerisine hapsedilmiş milyonların varlığını gördüğümüz bugünkü Türkiye tablosu içerisinde bu sorumluluğu müdrik insanlar olarak gelip burada bu işe katkı sağlamanız hakikaten takdire şayan. Onun için kelamımıza kulak vererek bize kapısını ve gönlünü açan hepinize teşekkürlerimi, şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Değerli hemşehrilerim, aslında İstanbul'da da çokça bir araya geldik. Çoğunuz biliyor, ben her zeminde ve her şartta kendi doğru bildiğini, hak bildiğini haykırabilmiş bir arkadaşımızım. Ama bugün bizi bir araya getiren şartların çok daha farklı olduğunu inanıyorum. Onun için demin söylediğim o vatandaş sorumluluğu içerisinde sadece bir vatandaş ama gelecekten kaygı duyan bir kardeşiniz olarak bugün karşınızdayım. Çünkü bir kişinin ihtirasına kapılmış, o ihtirasa dayalı olarak Türkiye'yi şekillendirmeye, biçimlendirmeye çalışan bir zihniyetin bu işi nasıl tek adamlığa ve altyapı olarak da nasıl bir parti devletine dönüştürebileceğini, bunun bütün şartlarının Türkiye'de nasıl oluştuğunu, şimdi yapacağımız bu oylama ile sadece ve sadece buna bir anayasal kılıf takarak bugün var olan şartları bu anayasal kılıfla bir koruma içerisine alabilecek bir şuurlu adımın atıldığını görüyor, idrak ediyor ve bunun için de yollara düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, şunu aklınızdan çıkarmayalım. Bugün koskoca bir millet ve yüzlerce yıllık bir devlet tek adamın ihtirasına teslim edilmek istemiyor. Üstelik şimdi bu işi yapmaya çalışanların bir daha acelesi var. Sanki böyle yanından mal kaçırır gibi, sanki padişaha kelle götürür gibi büyük bir acele içerisindeler. Düşünün, bir gecede başbakanı değiştirenler ve bu milletin 15 seneden beri onlara verdiği o büyük yetkiyi, o büyük gücü acımasızca, insafsızca, başkalarını ezerek, güç kullanarak, gerektiğinde şiddet uygulayarak, başkalarına hayat hakkı tanımadan, acımasızca kullanan bu beyler, bugün bize parlamenter sistem yetmiyor diyorlar. Yani sizin anlayacağınız oynamaya niyeti olmayan gelin bugün gelin darbıdır. Bakın değerli hemşehrilerim, şu anda Türkiye'de üstün körü söylemlerle, ucuz polemiklerle, basit ayak oyunlarıyla bu milletin demokrasi tarihine büyük bir leke sürülüyor. Ve bu işi bugün yapmaya çalışan bu arkadaşlar gene o kadar azıya almışlar, o kadar kendilerinden emin, o gücün verdiği şımarıklıkta öyle ayakları yerden kesik bir üslupla milletin üzerine gidiyorlar ki sanki bir akıl tutulmasıyla bugün hepimiz karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü istemedikleri tek şey var, bugün yapılmaya çalışan işin muhtevasının maddeler nezdinde sorgulanarak milletin bunu anlamasının önüne geçebilmek için her türlü gayreti gösteriyorlar. Bunu yaparken de dikkatleri başka alana çekmek için ustaca da bir siyaset dil kullanıyorlar. Bakın bugün bunu yapanlar kendilerinden olmayanlar dış güçlerin işbirlikçisi, PKK'nın işbirlikçisi, terörist, PKK'nın, HDP'nin ve FETÖ örgütünün
iş tutan yandaşları. Düşünebiliyor musunuz değerli arkadaşlar? Millet olarak hafızamız o kadar zayıf ki bu üç saydığım terör örgütünün bir ortak noktası var. Nedir o? Üçünün de bir zamanlar AKP ile yandaş olmaları, üçünün de bir dönem AKP ile beraber olmaları. Bugün Türkiye'de bu üç terör örgütüyle üç tutan başka bir siyasi teşekkül var mı? Yok. Yok. Bu üç terör örgütüyle bugün Türkiye'de bugüne kadar iş tutup, iş ortaklığı yapıp, kader birliği yapıp Türkiye'yi bu içinde bulunduğumuz çıkmaz duruma sokan zihniyet şimdi daha önce işlediği suçlar üzerinde kendi dışındaki herkesi suçlayabiliyor ve bunu da çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Bakın, hayır Kandil'e gider diyor, hayır eşittir çukur diyor, hayır onun gideceği yer Kandil diyor. Bunu söylerken de insanın zerre kadar yüzü kızarması gerekirken o bile olmuyor. Peki o derse, o öyle derse aşağıdakiler ne diyor? Bakın yine bir AKP'li başkan, hayır diyenin kanı şüpheli, Türk değil, Müslüman hiç değil. Bunu kim söylüyor? Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldın diyen bir partinin ortaya koyduğu zihniyete dayalı olarak o partiye oy veren ve onun yönetici kadrosunda olan biri söylüyor. Kendini tarif ediyor. Hatırlamaya ihtiyaç olduğu için yapıyorum bunu. Bülent Arınç, Sayın Öcalan demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkardık diyor. Maşallah. Oslo görüşmeleri ben başlattım diyor Tayyip Erdoğan. Hani daha önce görüştüm diyen şerefsizdir dediği Oslo görüşmelerini şimdi ben başlattım diyor. Erdoğan'dan çözüm süreciyle ilgili itiraf. Valilere üzerine gitmeyin dedik, silah yıldılar diyor. İtiraf ediyor. Başka. Kusuş biliyor musunuz arkadaşlar? İtiraf ediyor. Kusuş. Yani şartlar değişirse şu itirafta bulunan insanın kalan ömrünü hapishanede geçirir. Evet. Hem anayasamızda hem kanunlarımızda da hukuk yüktü. Sonra hatırlamakta fayda var. Yine onun için göstereceğim. Bakın ben bunları televizyonlarda gösterdim. Şimdi tekrar yeni gösteriyorum. Asayiş birliği kurdular. Bunu devletin televizyonları yayınladı. Şu görüntüleri televizyonlardan izlediniz. Bakın KCK asayiş birliği kurmuşlar. Bayraklar önlerinde dizilmişler. Resmi geçit yapıyorlar. Sonra o kurdukları asayiş birimi KCK PKK yol kesip kimlik kontrolü yaptı. Ana haberlerde bunu izlediniz. Kendileri bunlara propaganda olsun diye bütün internet sitelerine koydular. Hiç gizlemediler. Hiç saklamadılar. Ve sanki bugün yaşadıklarımız o günden daha ben geliyorumun işaretlerini verdi. Sonra PKK'lılar polislerin gözaltına almaya kalkmıştı. Demek ki o KCK asayiş birimi yolu kesmiş. Devletin düştüğüdür baba. Garibin polislere devlet size bir şey yapmayın demiş ya. Onları tutuklamaya çalışan PKK üniformaları giymiş KCK görevliler. Sonra özellik hendeyi kazıp nöbet tutuyorlar. Hendek kazıyorlar. Hani biraz önce bak Cumhurbaşkanı dedi ya bağda bağda. Eşittir çukur diye. O çukurları kazıyorlar. Peki bunu gizliyorlar mı? Yok gizlemiyorlar. Açık yapıyorlar. Açık yapıyorlar. Bunları internet sitelerinde yayınladılar. Ben de bu internet sitelerinden aldığım bu görüntüleri yayınladım. Ve Türkiye bir kan gölüne doğru gidiyor. Felaket geliyorum diyor deyip devlet görevlilerini göreve çağırdı. Bunu sadece ben yapmadım, bütün MHP'nin bütün unsurları da yaptı. Sonra Cizre ve Sürop'te özellik ilan ettiler. Bu Cizre ve Sürop'te adını iyi hatırlayın. Ne hatırlatıyor size? Daha sonra buraların altını öyle eşmişler ki çıkan kamyonla çıkan harfiyatla herhalde bir 6 ay harfiyat çalışması yaparsan ancak o kadar tünel aşabilirsin, o kadar çukur meydana getirebilirsin. Ve bizim askerimiz, polisimiz
daha sonra burayı geri alabilmek için bugüne kadar 1700 tane şehit verdi. Bu ihmal yüzünden, bir metre burnunun önünü göremeyecek kadar öngörüsüzlük yüzünden bu millet bugüne kadar tam 1700 tane şehit verdi, evladımızı kaybetti. Aslında ve milletin hafızasına da şaştığım için hatırlatmakta fayda görüyorum. Şu biraz önce izlediniz, şu AKP, PKK, HDP mutabakatını. 28 Şubat 215 Dolmabahçe, bunu unutmayın arkadaşlar. Bunu hafızalarınıza kazıyın, aklınızın bir köşesine kazıyın. Bu ihanet belgesini kimseye de unutturmayın. Devletimizin bütün görevlileri, PKK'lıları, HDP'lileri karşılarına aldılar. Onlar oturup bir anlaşma yaptılar. Ve bu anlaşmanın öyle maddeleri var ki bugün başkanlık sistemi gelir de Türkiye'de bölünmenin eşiğine gider mi diye sorduğumuzda acaba diyenler bunun altına bu iktidarın imza attığını, bunlara evet dediğini hatırlasın diye sizlere hatırlatıyor. Bu gittiğimiz referandum sürecinde yaşananların yarın hangi yönlere doğru evrilebileceğinin hatırlanması için bunlara ihtiyaç var değerli arkadaşlar. Ve bilin, bu 10 maddeliktir bu Öcalan'la yaptıkları, HDP ile PKK ile yaptıkları anlaşma. Bir de devletin bütün üst görevlileri televizyona çıktılar, hiç unutmuyorum. Bütün televizyon kanalları da bunu yayınladı. Ben evde izlerken gözyaşlarımızı içimize akıtacak kadar bu tablodan tedirgin oldum. Nereye gidiyor bu ülke? Bu ülkeyi yönetenler ne yapıyor? Neyin peşindeler? Sorusunu kendi kendimize sorduk. Anladık ki bu yol arkadaşlığının sonunda verilenlerden yeterli olmayıp daha çok alabileceğini düşünen PKK kafa tutmaya çalıştı da bu bizim beyzadeler neyin ne olduğunu şimdi anladılar. Ama ne oldu? Bedel ödeterek. Bu millete, bu milletin evlatlarına bedel ödeterek. Bu ülkeyi bir iç savaş eşiğine getirerek. Askerimizle, polisimizle sanki vatan toprakları işgal edilmiş gibi oraları geri alabilmek için verdiğimiz mücadeleler ve ödediğimiz ağır bedellerle bu işi tekrar eski haline getirebildik. Değerli arkadaşlarım, bütün bu söylediklerimle Türkiye'nin geldiği bu noktada bu beyler HDP'ye bu çözüm süreci denen ihanet süreciyle iş tutup devletin bütün mekanizmalarına ve kilit noktalarına bir cemaat yapılanmasına buraları teslim ederek devletin bütün ana unsurlarını bunların eline vererek bir de yavrularımızın, evlatlarımızın katilleriyle iş tutarak Türkiye'yi bu duruma getirdiler. Peki bu kadar yaşanmışlıktan ne beklersiniz değerli arkadaşlar? Ne beklersiniz bunca yaşanmışlıktan? İnsanın biraz utanmasını, biraz yüzünün kızarmasını, ya ben yaptım diye mahcup olmasını beklersiniz. Ama bugün o mahcubiyeti durmayan insanlar şimdi çıkmış, sütten çıkmış ak kaşık gibi kendi dışında olanlara terörist, PKK, HDP işbirlikçisi, FETÖ'nün adamı diyecek kadar yüzsüzlük gösterip bu duruma seyirci kalabilmek mümkün mü arkadaşlar? Soruyorum sizlere. Bu duruma seyirci kalabilmek mümkün mü? Hayır. Şunu hatırlayın. Bunlar bu işi yapmaya çalışanlar. Biliniz ki bu milleti nisyan içinde zannediyorlar. Ama şunu da iyi bilin ki bu büyük millet yaşadığı bu acı tecrübeleri, bu acı hatıraları kolay kolay unutmaz. Bir yere not eder. Zamanı gelince de gereğini yapar. Göreceksiniz, Cenab-ı Allah nasip edecek. 16 Nisan akşamı da yine tarihe büyük bir not olarak bu büyük Türk milleti değerli arkadaşlarım, şimdi bu arkadaşlar kendi inanmadıkları bir şeye milleti inandırmaya çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkenin başbakanı kapı kapı geziyor, bana ihtiyaç yok diyor.
ne istediklerini, neyi tasarladıklarını, neyi hedeflediklerini dahi bilmeyen bu arkadaşlarımız kendi inanmadıkları bir şeyi de şimdi millete inandırmaya, ondan destek almaya çalışıyorlar. Önce tam başkanlık dediler, olmadı. Yarı başkanlık dediler, olmadı. Partili cumhurbaşkanı dediler, olmadı. Şimdi de cumhurbaşkanlığı küme sistemi diyorlar. Ama gene hatırlayın, bu arkadaşlar ne zaman kendilerinden olmayan bir çocuğa isim koymaya kalktılar, bu işin sonunda bu millet çok acı çekti, çok ızdırap çekti. Çünkü Kürt açılımı dediler. Arkasından demokratik açılım dediler. Sonra milli birlik ve kardeşlik projesi dediler. Bu işin sonunda ne oldu? Gene kan ve gözyaşı oldu. Milletçe ağır bir bedel ödedik. Çocuklar yetim kaldı. Eşlerin, annelerin, babaların feryadı aşağı uzandı. Ağır bir bedel ödedik. Değerli arkadaşlar, Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli değil mi? Bunları bu hatırlatmayı yaparken esas vurgulamaya çalıştığım yer orası. Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir arkadaşlar. Şimdi bu işi yapanlar Türk milletine karşı şu anda cambazabak oyunu oynuyorlar. Nasıl bir cambazabak oyunu? Kafalarında bir proje var. Türkiye'yi dönüştürecekler. Tek adam rejimi kurulacak. Tek adam rejimine dayalı bir parti devleti oluşacak. Devletin gücü, imkanı, parası, pulu, kasası hesap vermeyen bir adama teslim edilecek. Bu milletin asli unsuru olan Türk milleti de bunların marara gibi emrinde çalışır. Kurmaya çalıştıkları düzenin genel tarifi bu. Peki bunu Türk milletinin bilmesini, farkına varmasını istiyorlar mı? Yok. Farkına varmasınlar diye cambazabak oyunu oynuyorlar. Dönmüşler, kılıçlar oğluna saldırıyor. Adamda da sabır var vallahi billahi. Takdir ediyor. Dönüp onlara cevap verdim. Çok doğrusunu yapıyor. Ben kendisini takdir ediyorum. Niye? Çünkü bunların esas amacı cevap versinler de şu anayasa değişikliğini konuşturmayalım. Şu maddeler ne yapıyor? Bu millet bundan haberi olmasın. Kendisini bekleyen felaketin farkına varmasın diye cambazabak oyunu oynuyorlar. Sayın Bakanım, MHP nerede? MHP nerede? MHP. Bahçeli nerede? Sıralar gidiyoruz, durun. Şimdi değerli arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Bugün ülkede kanun nizam arayanlara karşı, bu ülkede kanun da benim, nizam da benim diyen bugünkü zihniyet ve anlayış, şimdi bu durumuna, bu pozisyonuna milletten destek istiyor. Öyle bir haldeyiz ki bir yanda sen de var mısın diye soranlara gayet rahat bir şekilde, hiçbir korku duymadan ben de varım diyenler bir tarafta, hayır dersen başıma ne iş gelir, memursa kapının önüne mi koyulurum, esnafsa kapıma biri mi gelir dayanır, jandarmayı, polisi kapıma mı gönderirler korkusunu ve endişesini yaşayanlar da diğer tarafta yer alıyor. Türkiye'nin bugünkü manzarası bu değerler arkadaşlar. Türkiye şu anda bu manzaranın içerisinde. Olağanüstü hal var Türkiye'de. Bir korku çemberi oluşturulmuş. Gece yayınladığı bir kararnameyle sabah herkesi kapının önüne koyacak şekilde bir kılıcı eline almış olanlar bu zaman dilimi içerisinde milletin bu esaretinden de faydalanarak, bu korkusundan da faydalanarak kafasındaki plan ve projeleri hayata geçirecek adımları pervasızca atıyorlar. Şimdi Türkiye bu içine girdiği şartlarda ekonomimiz kötü değerli arkadaşlar. İşsizlik biliyorsunuz tavan yaptı. En son açıkladığı rakam 12.7. Ben baktım, dedim ki bu 12.7 rakamı şöyle 2002'den 14 yıl geriye gittim. Baktım ki ortalama ne? 7.7. O kötü dedikleri dönemde işsizlik ortalamasını
14 yıllık ortalaması 2002'den 14 yıl geriye 7.7. 2002'den 14 sene buraya geldim. 2016'ya kadar ortalama kaç biliyor musunuz? 10.7. Yani neredeyse %50 oranında işsizlik bu 2002'den sonraki 14 sene içerisinde artmış. Sonra döndüm bir de baktım dedim bu OECD ülkelerinde 35 ülkelidir bura. Orada ortalama kaç? Orada 7.2. Ama orada bir şey dikkatimi çekti. Bir de baktım ki burada genç işsizlikte rekor kuran bir ülke var. Bu 35 ülke içerisinde. Bir de baktım ki bu rekoru kuran Türkiye. Genç işsizlikte %30'a dayanan bir rakamla Türkiye 35 tane OECD ülkesi içerisinde rekor kırıyor. Yani genç işsizlik oranında hani altın madalya yok diyordular mı olimpiyatta? Bu OECD ülkeler içerisinde altın madalyayı boynuna takmışlar. Beceriksizliğin, Türkiye'nin geldiği durumun anlaşılması bakımından bunları söylüyorum. Çünkü bunların getireceğim bir yeri de var. Sonra büyüme rakamlarına baktım. Geçen sene ilan edildi. 3-5 gün önce. 2.9 diye açıklandı. Bayram yapıyorlar. Sevindiler. Belki de Cumhuriyet tarihinin en kötü yıllarından birini geçirdik. Bu oran açıklandı. Kötü ama diyorlar. Kötünün iyisi. Çok kötü değil. Baktım 2016 yılına baktım ki dünyanın diğer ülkelerinin ortalaması ne olmuş? Kaç biliyor musunuz arkadaşlar? 3.6. Yani bütün Afrika ülkelerine katarak bütün dünya ülkelerinin büyüme oranlarına baktığımızda dünyadaki 2016 ortalaması 3.6. AKP'nin son 10 yılına baktım. Büyüme ortalaması 3.3. 3.3 son 10 yılı. 2007'den 17'ye. Döndüm, çok partili demokratik hayata başladığımız 1946'dan 2002'ye kadar, yani bunların iktidara geldiği kadar olan dönemdeki ortalamaya baktım. Kaç biliyor musunuz? 5.1. 5.1. Bu 1946 ile 2002 arasında İkinci Dünya Savaşı var. 80-60 ihtilali var, 80 ihtilali var. İki tane muhtıra var. 3 tane ekonomik kriz var. O çok kötüledikleri dönemlerin bir ortalaması 5.1. Yani Türkiye büyüme rakamlarıyla da halkın yoksullaştığı, paranın haram organizasyonlarla bir merkezde toplandığı, o haram organizasyonlarla oluşan o sermaye yapısının bugün Türkiye'nin televizyonlarını, gazetelerini her tarafını satın alıp şu indiğim Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan buraya kadar gelirken her tarafa asılmış afişleriyle parayı oluk gibi akıtıp bu milletin aklını o paranın gücüyle elde etmeye çalışan bir zihniyet bugün karşımıza dikilmiş duruyor değerli arkadaşlar. Enflasyon açıklandı. Tamam. Enflasyon rakamları iki haneli rakamlara ulaştı. Çıtları çıktı. Hiç bunları konuşturmuyorlar. Hiç bunları milletin bilmesini istemiyorlar. Enflasyon demek hayat pahalılığı demektir. Baktım dünyada enflasyonda birinci ülke Venezuela değerli arkadaşlar. Birinci sırada o geliyor. Yani çok enflasyon orada. İkinci sırada Arjantin var. Üçüncü sırada da Nijerya var. Onların da oranı 11.7. Fakat Nijerya'yı çok tehdit eden, üçüncülük için çok ciddi mücadele veren bir ülke var. Üçüncülüğü ben sana bırakmam diye çok ciddi bir mücadele veriyor. Bu kim biliyor musunuz? Türkiye. Türkiye bu devletin Türkiye'si. Evet. Bu devletin Türkiye'si. Dünyada enflasyonun en çok olduğu üçüncü sıra için canhıraş bir mücadele veriyor. Bu kadar beceriksizliğin, bu kadar ekonomik göstergelerin yerlerde sürüldüğü bir tabloda bunların inisiyatif kullanması ve bugün Türk siyasetini hala domine ederek yönetmeye çalışmasının nasıl bir felaket getirebileceğinin de anlaşılması bakımından hepimiz için ibrettik. Tabii bizim de MHP'lilerin mülkücüler olarak
bundan çıkarmamız gereken dersler var arkadaşlar. Bu kadar beceriksiz olup beyazı siyah diye bu millete yutturabilmeyi başaranlara karşı bizim de bir şeyler yaptığımızın anlaşılması bakımından bunları özellikle söylüyorum. Değerli arkadaşlar, bakın şimdi ekonomi bu halde, dış politika hiç girmeyeceğim. Suriye'ye saplandık, kaldık. Zaten elini öpmediğimiz, özür dilemediğimiz kimse kalmadı. Hatırlıyor musunuz? Bir ara bir one minute demiştik, bir ülke vardı İsrail. Hatırlıyor musunuz ülke? Evet. Ne yaptık şimdi? Gittik ellerini öptük. Dost olduk. Mahvettiniz dost olduk. Ya yalandan... Başbakan yardımcısını gönderdiler oraya. O da gitti ele öperek bu milletin hasretini ve şerefini 5 paraladı. Sonra biliyor musunuz hani uçağımızı düşürmüştüler. O zamanki başbakan Davutoğlu da horozlanmıştı televizyondan. Ben emir verdim düşürdük demişti. Bu beyler ne yaptılar? Hemen apar topar Rusya'ya. Özür. Putin. Putin Çin'e de tuttu bunların kulaklarından. Kafaları bir bu duvara vuruyor, bir bu duvara vuruyor. İntikam olsun diye uçaktan atış yaptılar. 3 askerimizi şehit ettiler biliyorsunuz Suriye'de. Çift yok bizimkilerde. Nasıl çift çıkacak? El öpmüşler, özür dilemişler. Onların yaptığını da biliyorlar. Rusya da diyor ki ben adamın burnunu böyle sürterim diyor. Hem ayağına getiririm, özür dilettiririm diyor. Hem de kan şey olarak da bunu sizden intikamını alırım diyor. Çift çıkıyor mu? Çıkmaz. Çıkmaz. Mezhepçilik yaptılar İran'dan, Irak'tan aramız kötü. Yunanistan'a 18 tane adayı verdiler. Yunanistan bile bunlara horozlanıyor. Niye? Çünkü herkes anladı ki bu asıl bağırıp çağırır ama icraat sıfır. Dünyada geldiğimiz bir nokta bu. Şimdi hani Almanya'ya, Hollanda'ya efeleniyorlar ya. Beni hatırlayın diye söylüyorum. Şu işler bitsin, 16'sını geçelim. Doğru Merkel ablaların önüne gidecekler. Televizyonda izleyince beni hatırlar. Beni hatırlar. Merkel abla biz ettik sen etme. Biz hata yaptık, aldatıldık, kandırıldık de. Bunu söylerken işte yüzleri kızarmaz. Alıştılar çünkü. Bir insanın yüzü kızarmamaya alıştı mı? Öyle olur. Peki ne kaybediyoruz? Türk milleti olarak değerlerimizin aşındığını, bu milletin tarihte bu bütün dünyaya yön vermiş bu büyük milletin asaletini, gücünü, kudretini böyle ayaklar altına alarak bizi dünya ülkeleri arasında güvenin diyen, itimat edilmeyen bir ülke konumuna düşüren bu zihniyet bugün bizden yetkilerin en çoğunu istiyor. Akıl işi mi? Akıl işi mi? Bakalım bizden hangi yetkiler istiyorlar değerli arkadaşlar. Çünkü gecenin bu saatinde sizi burada çok tutmak istemiyorum. Bakalım şimdi bunlar bizden hangi yetkiler istiyorlar? Hocam da var. Savaş altında olan ülkelerde daha az seyreder. Vallahi o kadar bahsedecek şey var ki. Bak, ondan da sen bahsettin, ağzına sağlık oldu. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, 18 maddeyi değiştireceğiz. Yeni bir sistem kurulacak Türkiye'de. Bizden istedikleri var. Bakalım biz bu maddelere evet dersek nasıl bir gücü kimlerde toplayacağız, hangi güçleri toplayacağız? Evetler seçilecek kişi evvela bakanların atacak, kendisi atacak. Hem içeriden atacak hem dışarıdan, yani hem meclisin içinden hem dışından. Ama meclisin içinden atadıklarını yarın bakanı görevden alırsa bakanın hem bakanlık görevi sonra erecek hem de milletvekili sonra erecek. Şimdi Türkiye'de yaşıyorsunuz. Düşünün bir bakan kafasına bir kılıç çevirmiş, böyle her an görevden alma ihtimali var. Görevden alınırsa hem bakanlığı gidecek, hem milletvekilliği gidecek. Bunun itiraz edebilmesi, sen yanlış yapıyorsun, bu da olmaz diyebilmesi mümkün mü? Değil. Değil. Sonra yardımcılarını da atayacak. Kaç kişi atayacak? Yazmamışlar bir değişiklik teklifine. Sayı yok. İnsafına. Kaç tane atar? Allah bilir.
Ben kefil olamam. Zaten bana sormayın. Ben kefil olamam. Ben bir fikir versin diye bugün Cumhurbaşkanımızın şu andaki Retim Acaba kaç danışmanı var bana bir fikir verir en azından. Oradaki emirler bana 185 tane danışman olduğunu söyledi. Ya dedim yanlış mı olmasın dedim. Yani 185, bunu saysam bayağı zaman alır. 185 tane danışman olur mu? Yok dediler. Her an artıyor. Çünkü yenileri atanıyor. Belki de ben o sorduktan sonra 200'ü de bulmuş olabilir. Ama ben sorduğumda bana verilen rakam 185. Beylerin orada odaları var. Bunlar eski milletvekilleri, eski belediye başkanları, kızının okul arkadaşı, oğlunun şeyi, hanımının berberi. Aklınıza kim geliyorsa, ya hiç yadırgamayın hanımının şeyi dedim de. Adam şoförünü milletvekili yapmadı mı bu son seçimde? Yapmadı mı? Yaptı. Yetki verirsen, yetki böyle bir şeydir. Yetki kullanılır. Suç o yetkiyi şimdi verir mi diyeceklerdedir. Vereceksek suç bizlerde olacak. Onun için bunları söylüyorum. Sonra eğer Cumhurbaşkanı'na bir şey olursa, ölürse Allah göstermesin seçilecek olan her kimse ya da hasta olursa yerine bu yardımcılardan biri bakacak. Hiç dünyada görülmemiş. Biri seçilmiş, bak biri seçilmiş, yeri seçilmemiş, atanmış. Bir seçilmişin görevine bir atanmış gelecek. Olur mu diyeceksiniz? Çok örneği var. Sayın Bakan. O kadar örneği var ki. Sayın Bakan, Erol Kaya var. Bayi 45 danışmanı. Evet. İstanbul'a hafif adam. Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı olmuş, hastalanmış. Tam 7,5 ay. Yerine gelememiş, görevine başlayamamış. Tam 7,5 ay. Şimdi bu sistemde olsaydı, o yardımcısı 7,5 ay Türkiye'yi yönetecek. Meclis Başkanı hasta oldu biliyorsunuz. 45 gün evde yattı şu andaki. Bu dönemde olsaydı, o da başkan yardımcısı olsaydı, o 45 gün ülkeyi onun yerine atacak birinci yardımcısı, yani bir atanmış yönetecekti. Şimdi diyeceksiniz ki ya yönetse ne olur? Öyle değil bak, o yönetse ne olur dediğiniz kişinin bile hangi yetkileri olduğunu biraz sonra göreceğiz. Herkes içi çizelim. O bir kişi bile neler yapabileceğini, hangi gücü ve kudreti kullanabileceğini biraz sonra göreceğiz. Şimdi bu başbakan yardımcısı deyince ben dedim ki Cenab-ı Allah'ım sanki bu işe öyle bir imkan ve fırsat yarattı ki pat diye Azerbaycan'da geçen sene onlar da bir bizim gibi bir anayasa değişikliği yaptı Azerbaycan Eylül ayında geçen sene. Onlar da böyle yardımcı atama yetkisini aldılar. Allah'ın hikmetine bak. Şimdiki Cumhurbaşkanı pat diye karısını birinci yardımcısı diye atamaz mı? Ne olacağını görün diye aslında Türk milletine bir ışık yaptı. Bize doğru bir ayna tut. Pat diye hanımını birinci yardımcısı yaptı. İşi sağlam aldı. Ben ölürsem dedi yerime hanımım gelsin dedi. Yetki böyle bir şey işte. Verirsen yetkiyi, insan bunu kullanmayana kadar yatkın olduğunun anlaşılması bakımından. Aynı Cumhurbaşkanı'nın babası da şimdiki İlham Aliyev'i petrol bakanı yapmıştı. O öldü, yerine petrol bakanı yaptı, oğlu Cumhurbaşkanı oldu. O da şimdi hanımını birinci yardımcısı yaptı. O da ölürse yerine eşi geçir. Hemen burnunuzun dibinde, Azerbaycan'da yeni, taze bir olay. Değerli arkadaşlarım, aslında bunun o kadar kullanıldığı alan var ki, aynen 1934 yılında da Almanya'da bunun benzeri oldu. Orada da bir referandum yapıldı. Referandum o zamanki kolluk güçlerinin kontrolü altında yapıldı. %89.9'la geçti. Orada da aynı şekilde başbakanlık kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığına yetkiler birleştirildi. Geldi o yetkilerin üzerine Hitler oturdu. Aynı Hitler döneminde hem kendisini yaktı, hem ülkesini yaktı, hem de dünyayı yaktı. İkinci Dünya Savaşı'nda 65 milyon insan öldü. Bu 65 milyonun 17 milyonu da Alman. Tam bir insanlık trajedisi yaşandı. Güç böyle bir şey. Bu güç kontrolsüz kullanılırsa neler olabileceğinin anlaşılması bakımından söylüyorum bunu. Bunu söylemişken bir aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Bu evet oyu verirsek yapılacak 18 maddeden bir tanesine biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? O bir maddeden bir tanesi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verir diyor madde 8. Yani seçeceğimiz, başkan yapacağımız, cumhurbaşkanı yapacağımız kişi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verecek. Bu Davutoğlu'ndan sonraki dönemde olsaydı
Bizimkisi valla Esat'ın üzerine atın üstüne biler. Dört kanala doğru giderdi diye bekleyenler var. Başına ne geleceğini bilmeden. Niye? Bunun bir metre önünü veremiyor ki. FETÖ'yü tespit edememişsin. PKK'yı ulaşmışsın. Ne olduğunu, ne olacağını, bu millete hangi bedel ödeteceğini görememişsin. Bunu mu görecek? Evet derseniz böyle bir yetkinin verileceğini de bilin diye söyledim değerli arkadaşlar. Sonra başbakanlık kaldırılıyor. Neyse bizimki şimdiki zaten kapı kapı geziyor benim bana ihtiyaç yok diye. Ama başbakanlık Türk tarihinde çok önemli kurumlardan bir tanesidir değerli arkadaşlar. Bize atalarımızdan miras kalıp bugüne kadar gelen bir silsile içerisinde bu başbakanlık görevi bir kurumsal yapı olarak bütün tarihimiz boyunca büyük görevler vermiştir. Ta Göktürklerde Tonguk'tan başlayıp Selçuklu'da Nizam-ı Mülk'le devam eden Osmanlı'ya kadar gelen bir süreç içerisinde ciddi bir kurumumuzdur. Bugün bu kurumu da ortadan kaldırıyorlar. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı makamı birleştiriliyor. Sonra en tehlikeli maddelerden bir tanesi partili cumhurbaşkanlığı. Bazıları diyor ki ya olsun, olursa ne olur? Arkadaşlar partili cumhurbaşkanlığı bu işin püf noktalarından bir tanesidir. En kilit maddelerinden bir tanesidir. En dikkat edilmesi gereken maddelerinden bir tanesidir. Çünkü Türkiye'de şu anda fiilen evrildiğimiz yol bir parti devletine doğru, oluşmaya doğru evrilmiş durumdayız. Bana göre %70-80 oranında da bu gerçekleşmiş vaziyette. Partili cumhurbaşkanı olursa buraya koymamışlar, aynı zamanda partisinin de genel başkanı olacak. Cumhurbaşkanı geldi oturdu geçti partisinin başına, partinin genel başkanı, partisinin bütün organlarını atacak. Divanını, bütün merkez kurumlarını, seçimde bütün milletvekillerini atayacak. Partisinin bütün mekanizmaları hem cumhurbaşkanı olup o gücü elinde tutan hem de partinin genel başkanı olarak partinin gücünü elinde tutan insan önünde gık deme şansı var mı arkadaşlar? Seçilecek milletvekillerinin bir irade ortaya koymasına, bu kadar da olmaz diyecek bir adım atmasına imkan var mı? Yok. Partili cumhurbaşkanlığı parti kurumsal kimliğinin devlet aygıtıyla örtüşmesini sağlar. Oluşacak yapı devletin bütün kasasını, devletin bütün gücünü, kudretini bu kurumsal kimlik olarak partinin kullanmasını açık hale getirir ve Türkiye bir parti devleti olur. Bugün öyle değil mi ya? Bugün öyle değil mi? Bugün devletin kasası bunlar tarafından açık bir şekilde kullanılır. Bütün denetim mekanizmaları da kapatılarak hesap sorulamamız bir Türkiye portresi şu anda yok mu zaten? Zaten yapılmak istenen de şu andaki fiili duruma anayasal bir çerçeve çizmek ve her şey gelecek için garanti altına almaktır. Sonra meclisi feshetme yetkisi var. Fakat ben bu cumhurbaşkanını seviyorum. Çok tatlı adam, bazen de şeker gibi oluyor diyor ki, nerede yazıyor bu fesih maddesi diyor. Biri diyor bunun diyor feshedildiğini söylesin diyor. Ben diyor istifa ederim. Nasılsa istifa etmeyecek ya. Nasılsa istifa etmeyecek. Ters olunca ne diyecek? Aldatıp mı diyecek? Tamam mı? Nasıl? Bunu dedim. Her şey çok iyi diyor. Söz, şeref, namus. Bunların üstü bile değil mi? O sözü söylediniz her şey bitiyor. Ya böyle kelime oyunu yapmana ne gerek var? Sayın Cumhurbaşkanı. Fesih demek seçim kararı alarak o oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin süresinin sona erdirilmesi ve yeni bir meclisin kurulması demektir. Sen böyle bir yetkin olduğunu biliyorsun. Niye bunu saklamaya, gizlemeye çalışıyorsun? Çünkü onun nasıl bir güç ve kuvvet olduğunu daha sonra bu kuvvetler ayrılığıyla ilgili kısa bilgi vereceğim, orada anlatacağım. Şimdilik bu kadarını söylemiş oldum. Sonra bütün üst düzey bürokratları cumhurbaşkanı atacak. Evet, eğer oy verirseniz, kim seçilirse bütün üst düzey bürokratları o atacak. Diyeceksiniz ki ya üst düzey bürokratlar tarifine ne giriyor? Bunu kimse bilmiyor. Kim seçilecekse bu üst düzey bürokratların tarifinin içine neler girdiğini o belirleyecek. Ben diyorum ki
Vallahi bu işi böyle ucunu açık bıraktıysan şube müdürüne kadar sokarlar vallahi üst düzey bürokrat diye. Şu anda devlet kademesinde belki en az 5000-6000 insan oturup bir günde, bir gecede atamasını yapacak kadar bir güç elde ediyor. Cumhurbaşkanı yaptık. Parti genel başkanı yaptık. Bütün bakanları, bütün bürokratları, bütün yardımcılarını atadık. Bu güç, kuvvet bir insanda toplanırsa bu insanın yoldan çıkmaması mümkün mü arkadaşlar? Kim olursa olsun ya. Kim olursa olsun, kim seçilirse seçilsin, o insanın yoldan çıkmaması mümkün değil. Sonra en önemli maddelerden bir tanesi Cumhurbaşkanı'na bir de kararname çıkarma yetkisi verdik. Şimdi diyeceksiniz ki nedir bu kararname yetkisi? Yani şu meclisin çıkardığı kanunlar var ya, onun gibi kanun çıkarma yetkisi verdik. Şimdi çoğunuz diyeceksiniz ki, ya meclisin görevi değil mi? Mecliste çıkıyor kanun. Evet, mecliste çıkıyor ama şimdi öyle bir yetki istiyor ki meclise gerek kalmadan ben de kanun çıkarabileyim oturup diyor. Nasıl? Aynı şimdi olağanüstü hal var. Kanun hükmünde kararname kullanarak bu yetkiyi kullanıyor ya, aynı onun gibi bir yetkiyi istiyor. Peki bu hangi alanı kapsayacak? Arkadaşlar, temel haklar hariç, kişi hak ve hürriyetleri, bir de seçimlerle ilgili hak ve hürriyetler gibi temel haklar hariç, yürütmenin alanı içine giren her konuda bu kararları çıkartma yetkisini alın. Müthiş bir alan. Müthiş bir alan. Oturup emme basma turumba gibi kanun yapabilir. Yanına bir jöleni var. Yiğit bulup yuladı. Yiğit oturtur kenarına. Tamam, jöleni hazırlar, basar imzayı buradan. Yarın da kanunlar açıklanır, siz de televizyonlardan duyarsınız. Vah dersiniz ama iş işten geçer. Bu kadar yetki dünyada hiçbir başkanlık yok. Başkanlık sistemiyle idare eden hiçbir ülkede yok. Hani diyorlar ya, bize has diyorlar. Doğru, bize has. Bize has bir diktatör yaratma, tek adam yaratma, bir parti devleti oluşturma metodunun bütün unsurlarını kapsayan tam bir yetki kümesi oluşturulmuş. Bu aynı zamanda değerli arkadaşlar, öyle bir yetki verilmiş ki bunu da aralara çok güzel yerleştirmişler. Bölgesel idareler kurabiliyorlar. İlleri bir araya getirebiliyorlar. Bu yetkiyle Cumhurbaşkanı yeni bakanlıklar kuruyor, tüm kadrolarını belirleyebiliyor, eskilerini ortadan kaldırabiliyor, yenilerinin bütün kadro dizaynını bununla yapabiliyor. Yani devlet istediği an yeni başkan dizayn edebilecek müthiş bir yetki bu. Bazıları diyor ki ya bölgeler idareler kurulursa ne olur? Ya şu olur, 4-5 tane biri getirir bir araya, onların birini baş yapar, orada bir bölge, bir yapı oluşturur. Çok derse kanunlarda değişiklik yapar peş peşe. Örneğin belediye başkanıyla valiye gerek yok. Yetki kargaşası var. Bunların yetkilerini tek yapmak için gerekli düzenlemeleri ilgili kanunların kararname şeklinde yayınlayarak yapabilir. Bunu da nereden anladım biliyor musunuz? Geçen Cumhurbaşkanı dedi ki Türkiye'de dedi büyükşehir sayısını dedi arttırmak lazım dedi. En az dedi 60 olması lazım. Herhalde bu yetki kesin alacağını ya da kazanacağını düşünüyor ki şimdiden onun altyapısını yapmaya ve söylemeye başladı. Sonra hepiniz bilin diye söylüyorum. Türkiye şu anda Avrupa Birliği yerel yönetim özellik şartına çekinceli imza koymuş ülkelerden bir tanesi. İmza koydu Türkiye ama çekinceli koydu. Bazı maddelerin kabul etmeyerek koydu. Bu maddeler ne biliyor musunuz? Bu çekince koyduğu maddelerden bir tanesini söyleyeyim size. Yerel yönetim, belediye isterse kolluk kuvveti, silahlı güç kurabilir. Kendi okullarını da kurabilir. Türkiye bu maddeye çekince koydu. Ama bu anlaşmanın altına imza. Diyorsunuz ki bunu niye söylüyorsun? Bunu şimdi için söylüyorum. Seçtiğiniz birini, geldi Cumhurbaşkanı oldu. Yetki verdik ona, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yetkisiyle Türkiye'nin bu çekincelerini kaldırdı. Ne oldu? Otomatikten özel bölgede belediyeler edildi, o bölgede kurdu. Zahmetsiz. Hiç uğraşmaya gerek yok.
Hiç gidişmeye gerek yok. Daha evvel şu an ya resim gösterdim size Dolmabahçe'de. Orada da benzer bir madde yok muydu? Hatırlattım size 6. madde. Hangisi? Bir çekinceyi kaldırdı mı küt diye boş oldu demektir. Peki bu yetkiyi seçilecek insan kullanabilir mi? Ya kullanabileceklerini göstermedi mi zaten? Yani kâin olmaya ne gerek var? Gidip Dolmabahçe Sarayı'nda o işin altına imza atanların bu işin yarın eline imkan geçerse yapmayacağını kim bize garanti edecek değerli arkadaşlar? Evet. Kim garanti edecek? Selahattin Demirtaş'ın da seçileceği bir yapı herkes için olabilir. Ona da değineceğim biraz sonra. Ona da değineceğim. Arkadaşlar bunları böylece toparladım. O kadar çok yetki var ki. Mesela kanunları veto etme yetkisi var. Şimdi var mı? Şimdi yok. Cumhurbaşkanı bir kanunu geri gönderiyor. Tavsiye niteliğinde şimdiki sistemde geri gönderiyor. Meclis aynen kabul eder gönderirse otomatikten yayınlanmış oluyor. Şimdi öyle değil. Bir kanun çıkardı meclis geldi ona. Veto ediyor. Veto etti gitti geriye. Veto etti kanun ancak 301 milletvekiliyle oylanarak kabul edilebilir. Başka türlü vetoyu ortadan kaldıramıyor. Yani her ihtimali düşünerek her ihtimale karşı yetkilerin oluşturulduğu tam bir tek adamlık modeli oluşturulmuş. Değerli arkadaşlar bu faslı kapadım. Bir de şu kuvvetler ayrılığıyla ilgili bir kısma kısaca bir değineyim. Başbakanlığı kaldırdık. Bir de Cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili seçimlerini aynı gün yapacağız. Bu değişiklik geçerse. Diyeceksiniz ki ne olur yani aynı gün yapılırsa. Bu da çok anlamlı. Çünkü dünyada şu anda var olan 42 ülke başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Hiçbir ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili seçimleri aynı gün yapılmıyor. Bu da olursa eğer, bu evet geçerse bir tek Türkiye'de olmuş olacak. Peki niye böyle olmasını istiyorlar? Bunu da şunun için istiyorlar. Türkiye'de geleneksel olarak bir kişiye, başkana bir oy verirse genelde de partisine oy verme eğilimi %90-95'tir. Yani bir kişi seçilirse partisi de gelir, mecliste çoğunluk olur. Mecliste çoğunluk olsun ki meclisteki çoğunluk da benim elime geçsin, bütün güçler bende toplansın için yapılmış, şuurlu, bilinçli atılmış bir adım. Meclisi de ona teslim ettik. Sonra meclisin en önemli gücü olan kanun yapma yetkisini biraz evvel Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yetkisiyle Cumhurbaşkanlığı'na verdik. Meclisin bu alandaki yetkisi de ne oldu? Daraldı. Sıkışmış meclise ihtiyacı yok. Ne yapar? Bir kararname yayınlayıp onun tedbirini alır. Şimdi bu beyler televizyona çıkıp diyorlar ki iyi ama diyorlar. Eğer diyorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi de Cumhurbaşkanı'nın çıkardığı bir kararnamenin aynı konuda bir kanun çıkarırsa meclisin kanunu onun yerine geçerli olur diyor. Doğru. Ben şimdi Cumhurbaşkanıyım. Partimin de genel başkanı oldum. Milletvekillerinde oturdum ben seçtim. Ben bir konuda kararname yayınladım. Benim yayınladığım kararnameye karşılık o benim partimin milletvekilleri hangi cesaretle kanun çıkaracaklar da getirip benim karşıma çıkaracaklar. Diyelim ki hadi öyle bir yiğitlik binde bir denk geldi. Onun da tedbirini almış. Veto yetkisi var. Yollayacak yeri 300.000'le çıkarılacak. Ona bile tedbir almış. Ona bile tedbir almış. Türkiye bu yetkilerle dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir tek adamlık düzeni kurulmuş, kurulacak. Sonra şimdi hepsini bir tarafa koyunca geri kaldı yargı. Şimdi yargı için en önemli kısmı değerli arkadaşlar. Niye? Adalet olmadan hiçbir şey olmuyor. Hepimiz sıkışınca gidebileceğimiz tek yer var, başvurabileceğimiz tek yer var, adalet. Bu alanın tanzim ve düzen edilmesi her şeyin üstünde. Bizim atalarımız bile ta tarihsel süreç içerisinde bunun işaretlerini her zaman vermişler. Açın Kutup Kubilik'e bakın. Kutup Kubilik de diyor ki bir gücü diyor sınırlandırmak ancak adalet mekanizmasıyla olur. Ta 1100'lü yıllardan söylenen bu söz Kutup Kubilik'in bile temel felsefesini oluşturuyor. O kadar söz söylenmiş, o kadar atıfta bulunmuş ki bu adalet ismi.
Sonra bu değişiklik geçerse ne olacak? Türkiye'de Hakimler Savcılar Kurulu var. Bu kurul bütün hakimleri, savcıları atıyorlar. Bunların özlük haklarını bunlar tutuyor. İşten atılmaları, işe alınmaları, ceza yemeleri, her şeyine bu Hakimler Savcılar Kurulu bakıyor. Değerli arkadaşlar, bu Hakimler Savcılar Kurulu'nun 13 tane üyesi olacak. Cumhurbaşkanı diyor ki, ben bir 4 tanesini atacağım. Her yerde kelime oyunu yapıyor. Doğru, 4 tanesini atacaksın, 13 tanesini. Bir tanesi de Adalet Bakanı. Adalet Bakanı kim atacak? Bakan olarak kim seçilirse, Cumhurbaşkanı olursa onu da o atacak. Etti mi 5? Diğeri de Adalet Bakanlığı'nın müsteşarı. Bütün bürokratları seçilen atacak, onu da atacak otomatikten. Etti mi 6? Geriye kaldı 7. Bu geri kalan 7 kişiyi de önce oynamalarda 3'te 2 alacak, o sağlanamazsa 5'te 3, sonra en çok oy alan 2 kişi arasında kura çekilecek. En çok oyu kim alır? Mecliste en çok kimin milletvekili varsa onu gösterici adaylar alır. Yani geri kalanların hepsini de atayabilir. Hadi diyelim hepsini atayamadık, 1-2 tanesini atayamadı, netice değişmez. Yani Türkiye'deki hakimler ve savcıların bütün atanması, göreve alınması, her türlü alanın tanzim ve düzenlenmesi Cumhurbaşkanı'nın dizaynına tabi tutuldu. Onun düzenine tabi tutuldu. Sonra bir de Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi de çok kilit bir kurum. Niye? Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı kararnameleri o kadar iş açacak ki eğer eve çıkarsa, bunların anayasal denetimine tabi tutulması ve mevcut kanunlarla olan uyuşmazlıkların, örtüşmelerin ancak tek çözüm üretilebileceği yer Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi aynı zamanda hem Cumhurbaşkanlığı yardımcılarını, bakanlarını, daha önceki bütün bakanlık yapan herkesi üst yargıda dahil olmak üzere yargı yapılacak yer. Yargılamanı da yapacağı yer. Onun için çok önemli. Peki o zaman ne olması lazım? Buranın hiç tesadüfe bırakılmaması lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı da yargılanamayacak hale getiriliyor da 1 milyonda bir o ihtimal doğarsa oraya da karşı tedbirini alacak. Ne yapıyor? Arkadaşlar bu 15 kişinin 12 tanesini direkt Cumhurbaşkanı atıyor. 15'te 12. Hiç skoru ne tutmuş? Hiç ihtimal hesabına şey bırakmamış. Geriye 3 kişi kalıyor. O 3 kişiyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçecek. Yani seçse de olur, seçmesin de. Zaten 15 tanenin 12 tanesini atadıktan sonra bunun zerre kadar bir önemi kalmıyor. Yer yargı kurumlarına girmeyeceğim. Onları kapalım. Onlara gerek yok. Meclisin güven oyu vereceğin sorusunu da kaldırdık. Meclisin en önemli görevlerinden 2 tanesi, onları da kaldırdık. Zaten geriye hiçbir şey kalmadı. Geriye kala sadece soruşturma komisyonlarının kurulması kaldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Varlık fonu zaten bir gecede kararnameden açıkladı gitti. Demin anlattığım kararnameyle. Sen de sabah kalktın, yüzünü bile yıkadın, şaşkın bu da nereden çıktın dedi. İşte şimdi ne olduysa bu kararnamelerden aynısı yapılma yetkisi veriliyor. Daha iyi anlaşılması bakımından. Değerli arkadaşlar, böyle bir yapı meydana geldi. Adaleti de kaybettik. Ne oldu? Düşünebiliyor musunuz? Bir adalet gömleği var. Ya o adalet gömleğinin düğmesini iliklerken düğmesini arayan, yakasında da parti gözeti takıyan hakim ve savcı istemiyor biz arkadaşlar. Onun için bu yasaya beraber bir kuvvetli yapının emrine teslim edilmiş hakim ve savcılar demek, bu ülkede adalet sisteminin çökmesi, fakirin, fukaranın, zalimin eline düşmesi manasına gelir ki bu ülkenin felaketi olur. Hepimizin felaketi olur. Adalet gitti. Denetim mekanizmaları diye başlık vardı. Türkiye'de denetim mekanizmaları zaten kalmadı arkadaşlar. Meclisin bütün fonksiyonlarını ortadan kaldırdık. Bu işi denetleyecek, kontrol edecek, yapılanların
denetimini yapabilecek bütün mekanizmalar ortadan kaldırdık. Güvenel örgütlen soruyu zaten kaldırdık. Soruşturma komisyonu, en önemli komisyon bu. Soruşturma komisyonu şu demek, bir bakan, bir cumhurbaşkanı, bir başbakan herhangi bir yanlış iş yaparsa, bir yolsuzluk yaparsa onunla ilgili bir komisyon kurulmasını talep ediyorsun mecliste. Şu andaki düzenimizde 55 milletvekili imzalarsa soruşturma komisyonu verilebiliyor. Teklifi verilebiliyor. Bu değişiklikte kaç oluyor biliyor musunuz? 301. 55'i 301 yapıyorlar. Yani onu bile veremezsin. Sonra onunla da yetinmiyorlar. Soruşturma komisyonu kurdun diyelim. 301 kişi verdi. Eski usulde 55 kişi verdi. Bunun mecliste kabul edilmesi lazım, oylanması lazım. Eski usulde, şimdiki sistemde şimdiki sistemde mecliste nitelikli çoğunlukla olabiliyor. Yani o gün meclise gelen sayının bir fazlasıyla olabiliyor. Denk gelirse 138 bile olabilir. Şimdi ne yapıyorlar bunu biliyor musunuz? 360. 360. 360 ile ancak komisyonun kabul edilmesi sağlanabiliyor. Bu da yetti mi? Yetmedi. Komisyon kuruldu. Diyelim ki bir cumhurbaşkanının ya da bakanın ya da yardımcısının suç işlediğine ya da yolsuzluk yaptığına komisyon karar verecek. Aşağıya gelip oylanacak. Kaç sayı lazım biliyor musunuz? Ülke divanı sevk için. 400. 400. Yanlış anlamadım mı? 400. 3'te 2. Böyle bir ihtimal var mı? Yok. 0 ihtimal. 0 ihtimal. Yani seçilecek kişileri hesap veremeyeceği, devleti istedikleri gibi sömürecekleri, at koşturacakları ama asla ve asla hesap veremeyecekleri bir düzen inşa edilir. Sonra geçmişte yaptıklarında o 17-25 aralıklarında üstünü örtebilecek bir zırhı geçirdik bunların üzerine. Buna hangi güç evet diyebilirler arkadaşlar? Hangi güç evet diyebilirler? Evet diyemiş. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Şimdi evet diye kapı kapı gezenlerin bile büyük çoğunluğu sandığa gittiğinde buna hayır oyunu verecek ve 16 Nisan günü de göreceksiniz. Hayır çıkacak. Bu da Türk siyasi hayatında yeni bir dönem başlayacak. Hepsini attık bir tarafa. Bir de dördüncü kuvvet var. Basın. Onu hiç anlatmayayım isterseniz. Zaten işgal altında. Çıkacak televizyon yok. Çıkacak televizyon yok. Partimizin duymanı evet. Çıkacak. Sayın Başkan. Çıkacak. En son Doğan grubuna, Doğan Medya grubuna. Bu iş başlamadan evvel bir manşetten dolayı bir salvo attılar. Adamları teslim ettiler. Fox TV dışında muhalif unsurları çıkacak Türkiye'de bir tane kanal kalmadı arkadaşlar. AK TV var, iki tane de var. Ben sermaye grubu olarak diyorum. Bunları sermaye grubu kabul etmediğim için bunları söylemiyorum. Sermaye grubu olarak iki tane yer kaldı. Kuralım başkanım. Bir kanalda biz kuralım başkanım. Şimdi bu söylediklerimi değerli arkadaşlar şöyle bir özetleyeyim. Sözlerimi bağlayacağım. Şimdi arkadaşlar çoğu bağırıyor. Ben nereye gittim? Zaten nereye gittiğini hepimiz görüyoruz ama onun konuşulma yeri bura değil. Başka bir zemin, başka bir şey. Şimdi herkesin önünde bir hayır var. Bu hayrın çıkması lazım arkadaşlar. Hem partimizin yaşaması için, ayakta kalması için ve o partinin geleceğine de mülkücülerin hakim olabilmesi için hepimiz el ele vererek bu hayır oyunu çıkarmamız lazım. Evet, bu hayır oyunu çıkarmamız lazım. Size bir şey söyleyeyim mi değerli arkadaşlar?
Oyunu gelen yüklüler olarak biz bozduk. Herkesin beklediği şuydu. Partisinin genel merkezi bir karar verdi. Herkes bu işin peşinden koşar gider. Evet. Hemen oyunu verir. Ama mülteciler köleye uygun hareket etmeyen Kaan'a her zaman baş kaldırma hareketine sahip tutar. Bunun için bugün Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kurulan hesaplar mülteciler tarafından bir kere daha bozulmuştur değerli arkadaşlar. İnşallah. Mültecilerin arasındaki hayır oranının ne olduğunu tespitle meşgulüler hepsi. Aynen. Nereye gitsek bize bunu soruyorlar. Evet. Niye? Arkadaşlar anketler alabora oldu. Alabora oldu. Cumhurbaşkanını dinlediniz mi 2 gün önce? Diyor ki, ya diyor anket sonucu açıklamak diyor, halkın diyor iradesine karşı saygısızlıktır diyor. İnanılmaz bir şey. Kim söylüyor bunu? Cumhurbaşkanı söylüyor. Evet, şimdi bu kadar şaşkınlığın hakim olduğu bir Türkiye yapısı içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Ya ben şu mevcut başkanımızın çok veciz bir sözü var, onu da söyleyip bundan sonra bitirmek istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Başbakanımız da hakikaten o da çok sempatik bir adam yani. Değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, başbakanımız Elazığ'da bir konuşma yaptı, onu dinlediniz mi? Dinleyeniniz var ama ben gene size bir hatırlatayım. Bakın başbakanımız Elazığ'da ne diyor, iyi dinle. Ondan sonra da bağlayacağım. Binali Yıldırım Elazığ'da konuşuyor. 15 senedir ülkenin getirildiği şu rezil hale bakın. 15 senedir ülkeye giren terörist örgütlerin haddi hesabı yok. Bu gidişe dur diyoruz, evet diyoruz. Arkadaşlar, burada gizli hayır. Herhalde diyorlar 15 seneden beri Türkiye'yi gelmeyen oğlan yönetiyor. Bunlar böyle yönetiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, krallık ilan edildi. Türkiye'ye krallık gelirse ne olur? Bir de kralcılar olur. Öyle değil mi? Bir de kralcılar olur. Kraldan çok kralcılar olur. Kraldan çok kralcılar olur. Kraldan çok kralcılar da türerse o ülkede mazlumun, fakirin, fukaranın hakkını arayabilmesi için arada bir de aracılar türer. Gel bana der. İl başkanları, ilçe başkanları, parti devleti olmuş, hakimler düğmelerini iliklerken, düğme ararken yakasındaki parti rozetini gösterecek kadar aymazlığa düşmüş bir ülke haline gelir burası. Eğer o kişiler, mazlumlar, ezilenler, hakkı gasp edilenler bu aracıların eline düşer ve onlar üzerinden hak ve adalet arayışının içine girerlerse o ülkede devlete güven kalır mı arkadaşlar? Allah için söyleyeyim, kalır mı? Kalmaz. Kimsenin güveni kalmaz. Bu devletin şivisi sökülür, bu ülkeye de yazık olur. Onun için ben AKP'ye oy veren arkadaşlara, vatandaşlarımıza da söylüyorum. Siz herhalde bu yetkilerin farkında olan da var, olmayan da var. Olmayanlar için anlattık bunları. Paylaşımlardan bunlar yayılıyor, herkes izliyor. Şunu iyi bilin. Yarın bu yetkiler kendini gizlemiş, saklamış. Bir örgüte mensup. Ya da bir gruba, yere, cemaate mensup. Ama kendini saklamış. Belli etmemiş. Bir kişinin eline geçerse ne olur? Bunu geçen bir AKP'li arkadaşıma söyledim. Dedim ki olursa ne olur? Dedi ki
felaket bu. Abi doğru biz dedik, tespit edemeyecek biz dedi. Dedim ki, senin dedim, liderinin dedim, bak Cumhurbaşkanı dedim. Ya beni FETÖ'cü çıktı. Adam yanında dikiliyor böyle, sabahtan akşama kadar. Özel kalem müdürü FETÖ'cü çıktı. Bütün bilgilerini özel kalemine veriyor, her şey onun elinde, FETÖ'cü çıktı. Genelkurmay Başkanı'nın, bütün kuvvet komutanlarının da aynı şekilde hem özel kalem müdürleri hem memur subayları FETÖ'cü çıktı. Dedi ki senin Cumhurbaşkanı'nın burnunun bir metre önünü görüp de bunları tespit edemiyorsa sen nasıl tespit edeceksin? Sen nasıl tespit edeceksin? Türkiye'yi bir felakete götürmeyin. En çok da AKP'ye oy veren kardeşlerimize görev düşüyor. Bu yanlışa siz de dur deyin. Zaten dur dediğiniz için bütün anketler daha iyi onları önde. Onun için her zaman sorunları daha iyi olarak diyorum ki hayırların fethi niyeti hayır olanlara nasip olacak ve inşallah niyet hayır akibet hayır olacak. Hepinize en sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.